sokaklar yangın yeri, yağmalanmış mağazalar, yakılmış araçlar, ateşe verilmiş ev ve iş yerleri. Fransa'da öfke dinmiyor. Fransız polisinin kurşunuyla yaşamını yitiren gencin ardından başlayan gösterilerde bir hafta geride kaldı. Sokağa çıkma yasağına uymayan göstericiler yine sokaklardaydı. Protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alırken Saint-Denis kentinden ölüm haberi geldi. Kundaklanan araçlara müdahale eden 24 yaşındaki itfaiyeci hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha sert müdahale için harekete geçti. Elize Sarayı'nda olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantıya Başbakan Elizabeth Bon, İçişleri Bakanı Jael Damain de aralarında olduğu bakanlar katıldı. Macron, Fransa hükümetine ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi. Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel Mey'nin öldürülmesine tepki sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. Gösteriler İsviçre ve Belçika'ya sıçramıştı. Avrupa Birliği ülkeleri bunun üzerine alarma geçti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Fransa'yı uyardı. Tajani protestoların başka bölgelere yayılmasının Avrupa Birliği güvenliği için tehdit olduğunu savundu. Bu durumun bir çalkantının yaşanmakta olduğu Belçika, İsviçre ve Fransızca konuşulan tüm alana saman alevi gibi yayılmasını engellemeliyiz. Şiddete karışanlar izole edilmeli diye konuştu.